Eskimo'dan selamlar. Eskimo kadınlarına benzedim bacım. Böyle şal mı yaptırtırsam kendime kış için? Herkese günaydın. Mutfağınızın kraliçesi geldi hanım. Evet şöyle. Mutfaktan özlediniz mi kız beni? Mutfağımdan açılış yapayım sizlere. Bugün günlerden cumartesi. Bu ailemi iyi severim. Evet çocuklara güzel şöyle bir kahvaltı hazırlayayım. Çocuklar benden... Evet, Ömer Halis patates istiyor ama pomesten sıkılmış. Halis mulis tava patatesi istiyor çocuğum kaç gündür. Ona şimdi bir patates, tava patatesi kızartacağım. Ama diğerleri de baget pizza istediler. Onlara da dün akşam gittim, malzemeyi aldım. Baget pizza yapacağım, hazırlayacağım şimdi. Ondan sonra ben de tarhana. Azıcık tarhana çorbası yapacağım, çok az bir şey. Hatta yapıp onu iş yerine götüreceğim. Çünkü iş yerinde böyle yemek yemeyi unutuyorum. Sonra çok halsiz kalıyorum. 3,5 kilo vermişim bu hafta. Ondan sonra geçen gün Özge gördüm. Abla dedi, acayip dedi. Miden dedi, daha da dedi hani incelmişsin dedi. İşte siz şu an videolardan böyle dalga geçenler olacak. Senin neden zayıf diye ama. Butiğe gelip görenler ne demek istediğimi anlıyor. Ondan sonra abla dedi, miden arttı dedi, hepten daha da dedi böyle incelmişsin falan dedi. Abacım dedim, ablanın dedim yemek yemeye hal yok dedim. O benim dedim kocam dedim, boyu devrilesi kocam dedim, bizi bıraktı gitti. Ay yok ya, öyle demeyeyim dur. Ay şaka yapıyorum. Turgut da çok güzel şeyler için Türkiye'de. O bir gelsin. Sonra bir yarı bir beraber gideceğiz. Ondan sonra anlatacağız. Ama şimdilik böyle gizli kalsın. Gizli saklı güzel oluyor. sihiri bozulmasın. Güzel şeyleri hemen anlatmayın diyorlar ya. Güzel şeyleri hemen anlatmayalım. Ama o da orada öyle yani keyfine gitmedi. Bu arada hastalık bestelik de yok yani. Hastalık için mi gitti diyenler var. Hastalık için gitse sizi ben yani böyle videoda o şekilde mi anlatırım? Hastalık falan yok. Allah'a şükür. Tabii ki bir şeyler vardı da hani hastalık değildi. Ondan sonra o da önümüzdeki hafta için ona ben bilet alacağım. Çünkü gidişini bile açık almıştık. Ne zaman geleceği belli olmadığı için, işleri ne zaman halledeceği belli olmadığı için. Neyse bakalım, çok şükür büyük bir kısmını halletti. Ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Sır. Sonra anlatacağım. Şimdi değil. Vakti geldiğinde inşallah. Öyle bakalım. Hadi ben sizi şöyle bir çevireyim. Ondan sonra şu bagetleri fırına atalım. Evet, şöyle. Hem sucuklu istediler, hem tunfiş. Tunfiş'in Türkçesi neydi? Ton balık. Hem ton balıklı. Şuraya da bir ışık takayım ben. Bunun ışığını da bir takayım. Orası bir ışıksız oldu. Şimdi iyi misiniz bacım? Evet, şu an herkes iyi. Hemen şöyle bölüp oluyor. Bir de seviyor çocuklar. Bugün akşam Özge'ye gideceğiz. Lahmacun yapalım dedik. Hem lahmacun hem tantuni hazır işte hamuru yoğuruyorken. Çok az bir şey. Şöyle birer tane tantuni yaparız. Ondan sonra birazcık dedik lahmacun yaparız. Bugün şöyle akşamımızı dedik bir şenlendirelim. Babamı da çağırdık. Ben saat 5.30'a kadar butikte olacağım. Şimdi evimiz temiz. Odanızı toplayın. Hadi Mikael kaldı, tut onu. Gülşen. Tırnak bakımını az sonra yaparsın çocuğum. Banyodan sonra yapılır öyle şeyler. Sen banyo yaptın mı? Banyo yapmadan tırnak bakımına niye geçiyorsun çocuğum? Hadi. Haydi. Odanızı bir toparlayın. Ben butiğe gitmeden evimizin temizliği bitsin. Ben de çamaşır katlayacağım. İki makine şimdi kurutmadan çıkarttığım çamaşırlar var. Dün yıkadıydım. Kurutluydum daha doğrusu akşamdan. Onları öyle kaldırdıydım. Hadi şöyle şey yapayım. Düzgün bir şekilde hemen kurutmadan çıkarıp şuraya pole dolabın üstüne koymuştum. Side botun üstüne. Şimdi birazdan çocukların şöyle bir dolap iç dolapla dolapların içlerine bir bakayım. Dolabına kadar görüşür. Gerçi Mikael'in dolabı temiz. Çünkü benim odamda. Ömer Halis'in dolabı da temiz. O da benim odamda. Zannedersem kızcamın dolabı sadece bir dağınık. Kızcam dolabını temizleyecek. Değil mi kızım?
Ben gitmeden halledeceğiz Söningen bıçakları. Aşırı güzel bir şey. Söningen'in böyle bıçakları da varmış, bilmiyordum. Sucuğumuz pastırmalı sucuk. Çocuklar çok seviyor bunu. Çemenli. Bakın içi şöyle çemenli oluyor. Görülüyor mu? Çemenli falan oluyor. Bayağı da böyle yerken sucukla pastırma karışımı bir şey. Aa, galiba bir tane yetecek. İkinciyi boşa yaptım galiba. Ya da en olmadı bence bu kadar ekmek yapayım, daha fazla yapayım. Öğlen de yerler. Anam bugün bizim yeni menüye bak. Lahmacun, pizza, bilmem. Tantuni, vay anasına. Bence o zaman bir tane daha sıkıştırayım şuraya. İki ekmek birden yapayım. Aynen. Fazla olsun. İş yerine Ömer için de götürür giderken. Aynen şu an ona karar verdim. Zaten yeter bir yemeğe başlayayım da yavrum benim erkek şeysi. Hemen düzenliyor yavrum benim. Aman yesinler çocuklar. Böyle bakalım bacıkolar. Şimdi bir çocuklar kahvaltını yapsın. Ben evleri süpüreceğim. Ondan sonra hepsini şöyle sırayla bir banyoya sokacağım. Güzel banyolarını da yapsınlar. Ondan sonra evden çıkmadan bir de banyolarımı silerim. Akşam artık Özge'den geldiğimde evimiz gibi temiz, rahat olurum. Pazarı da birazcık yatarak ve dinlenerek geçiririm. Pazar günleri butiği açmıyorum normalde ama kendim sipariş olursa siparişleri hazırlamak için gidiyorum ki sipariş oluyor. Ama öyle hani 1-2 saatliğine orada olduğum zaman da yazıyorum zaten. WhatsApp ve Instagram sayfalarından yazıyorum. Şu an mesela atıyorum 2 saat butikteyim, gelmek isteyen gelsin diye. Ki mutlaka gelenler de oluyor. İyi oluyor yani. Şunu şöyle bir tanesini de şöyle bir sıkıştırabileydim iyiydi. Ömer'im. Ne oğlum ya? Bozulmamış. Oğlum niye bozulsun sucuk? Baba sıkılıklı. Şöyle birazcık sıkıştırayım, daha bir şey olmaz. Sabah sabah Doritos falan yemek yok. Kaldırdım. Nereye kaldırdın? Dolaba. Ha, yo aşağıya. Bir tane çöplerimizi atsana. Bir tane diyorum çöpleri atsın. Şurada çöp var. Böyle işte. Şimdi bu ara artık bizim hep bir ayağımız Türkiye'de olacak. Onu söyleyebilirim. Sık sık Türkiye'ye gideceğiz. Öyle. Ama şu an Turgut gidip kek başına 10 gün Türkiye'de durduğu için dedim ki sen geliyorsun ya Ramazan'da ya dedim Ramazan'dan sonra dedim tek başıma dedim ben de dedim gidiyorum dedim 10 gün dedim İstanbul'da dedim dinleneceğim. Tamam aşkım. Ne o? O. Bir de bu. Onu bunun içine al bakalım orada işte. Ver. Koy bunun içine. Biricik. Dur elimi yıkayayım. Evet. Şunu şöyle bir şey alalım. Evet, buradan sonra size hızlı alayım mı bacıkolar? Conseguir.
son bizim için olmazsa olmaz bir pizzada dağ kekik. Normal kekik değil bakın. Şu dağ kekiğinden. Tartışmadan. Bak babamızı aratmayın. Ay Allah'ım. Vallahi bunlar büyüdükçe akıllanacakken daha çok şımarıyorlar. Ya şımarma değil de işte birbirlerine giriyorlar. Ben hiç abimle böyle değildim. Ay ay. Şöyle bu kekik var ya. Of. Bir güzel kokuyor böyle pizzanın üzerinde. Biraz şöyle elinizi korkak alıştırmayın, bol koyun. Tamam, haydi bakalım sen fırına. Gülşen de şu camı açsın. Bayağı sıcak ev ya. Dışarıda güneş var gibi. Bakın arkadaşlar, sucuklu pizzalarımız. Ton balıklı. Şöyle ortaya bir... Hayır hayır, kapat kapat. Ha, tamam kapat, açma. Hava güzel. Kaloriferleri azıcık kapatalım. Şöyle domates, salatalık, peynir, zeytin. Ömer Halis'in patatesi. Öyle sıcak değil ama güneşli yani hava. Neyse bakalım, şimdi kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra şöyle bir etrafları süpüreceğiz, kaldıracağız. Ondan sonra herkes banyo yapacak. Ve erkenden. Anne de Biri'ye götürecek bizi. Hayır, dükkana gideceğiz. Nereye götüreyim? Takmıştım, buraya geldim hemen yine renk değiştirdim, kendi şalları, bu tabii ki kendim alacağım şalları hemen ayırdım. Bugün cumartesi olduğu için bayağı böyle bir gelen giden oldu şallar için. Şallar şu evdeyken taktım, hatta dünkü videomda göstermiştim. Neydi o, bambu kare koton şal. Birkaç rengi neredeyse tüken. Bir tanesi tamamen tükendi. Bir tanesi tükenmek üzere, son bir adet kaldı. Kahvede neredeyse tükeniyor, son bir adet kalmış. Lila da son iki adet kalmış. Diğerlerinden de böyle bir ekstremeler oldu. Çünkü çok beğenildi onlar. Ve benim başımda gördüğünüz ya, daha da çok beğenilmişti. Bu da şey, mistik ya da misto
Misto pamuktu. Tamamen pamuk, aşırı rahat. Ben zannedersem galiba artık şu penye şalın penye şalı herhalde galiba gömüyorum. Bunlarla hala başım dertte. Şimdi tek tek sayıp kaldıracağım hepsini. İstemediklerimi. Ve bunları pazartesi günü DHL'den karşı ödemeli geri göndereceğim. Tabii ki göndermeden önce de paramı geri alacağım. O yüzden hepsini tek tek saymam lazım. Kırılanlar da var. 20-22 tanemine kırılan var. Ve çatlayanlar da var içinde bir sürü. Şunları Selcan zaten oraya bakarak yerleştirmişti. O yüzden onları tekrar gözden geçirmeyeceğim ama hani saymam lazım sayacağım için. Önce şu göndereceklerim hepsini bir sayıp kaldırayım. Şuradan da çünkü almayacaklarım var. Öyle onları halledeceğim. Ama bir şey söylemek istiyorum. Şimdi benim butiğimin adresi artık açık bir adres biliyorsunuz. Ve geçen günü bir bana geçen hafta mi? Hatta yani daha yeni bu cuma mı neydi? Cuma günüydü zannedersem. Bana mesaj attı işte hani Özlem abla sabun almak istiyorum diye. Bana cildinin resmini gönderdi şöyle yüzünden. Şöyle şurasını. Yüzünde kızarıklıklar var diye. Sonra ben onun burnundaki piercingine bakmaktan cildine bakamadım. Çünkü çok beğendim. Biliyorsunuz ben çok seviyorum piercing takmayı. Hoşuma gidiyor yani hızma takmak. Böyle çok da farklı değişik bir şeyler de bulamıyorum bu bizim Gümüşlü'de. Hep böyle sahnede var. Allah'ım o kadar çok hoşuma aldım dedim. Hani çok güzelmiş. Çok hani beğendim. Böyle tam benim istediğim tarzda bir şey. Bizim dedim buradakilerde yok. Ondan sonra dedi ki ben de onu dedi bir internet sitesinden aldım dedi. Ondan sonra ben dedim ki aa dedim iyi dedim ben de hani bakayım oraya dedim. Sonra aradan bir 5 dakika sonra mesaj attı. Dedi ki ben sana dedi sipariş ettim dedi butiğin adresini verdim. Kız dedim niye öyle bir şey yaptın bak vallahi dedim mahcup ettin beni. Ondan sonra pazartesi günü dedi paketin dedi gelir dedi. Kız cuma günü konuştuk ya da perşembe miydi bilmiyorum perşembe günü konuştuk galiba. Bugün cumartesi ve benim piercingim geldi. Yani öyle ucuz bir şey de değilmiş. Çok mahcup oldum gerçekten. Ondan sonra ama ben de onun sabunlarını ona göndereceğim. Sabunlarının yani sabunları ben de ona öyle göndereceğim. O niyetle yapmadı tabii ki. Kesinlikle o niyetle yapmadı. Ama o da benim içimden geldi. Bu arada benim 2 hafta sonra doğum günüm var. Bunu doğum günü hediyesi olarak kabul ediyorum. Hemen şimdi takacağım. Size de göstereceğim. Çok güzel. Şöyle gösterebilirim ya da. Desenli bir şeydi. Yani böyle boncuklu boncuklu. Gümüş. Ay çok güzel. Şu an takmak için sabırsızlanıyorum. Size video çekeceğim gibi bekledim. Hemen bunu takayım. Ondan sonra bir de öyle göstereyim. Sonra hemen siparişlerim var. Onları halledim. Butikten bugün size video çekmeyeceğim. Sıkılmayın diye. Ondan sonra siparişler var. Onları halledeyim. Şu fincanları hemen yerine koyayım. Ondan sonra 1 saat sonra çıkacağım. Özge'ye gideceğiz. Özge de lahmacun yapacağız. Lahmacun. Ömer Halis'in gibi lahmacun diyor çocuk. Onları da arayayım. Şimdi giyinip teyzelerine geçsinler. 1 saat sonra ben de çıkacağım zaten. Öyle bakalım. Haydi. Görüşürüz. Evet. Şimdi almayacaklarımı öyle 2 kolye yaptım. Bakalım pazartesi günü bunların fiyatlarına kadar daha sağlam paketleyeceğim tabii ki. Şimdi bakalım bizde kimler kalmış. Sadece bir adet olup 8 euro olan bunlar. Bu 8 euro. Bir tanecik 8 euro. Bir tane. Şu mantarlılar da 8 euro. 4 tane var. Şu tek. Nazar boncukların hepsi 10 euro. Şu tek. Bu tek. Karım da korum. Kocam da kocamla hiç göstermiyorum. Bile. Zaten 3-4 tane var. Onlar birazdan Instagram'da satılır. Şundan 2 tane var. Bu da güzel. Sevdim ben de bunu. Şunun formunu çok beğendim. Form olarak çok güzel. 2 tane var. Şu tek. Şunlar şöyle ikili. 16 euro. Nazar boncukların hepsi 10 euro. Bu böyle ikili. Şu şöyle ikili. Bu böyle ikili. Böyle bunlar var. Şunlar var. Şunlar var. Şöyle bunlar çok güzel. Şunlar aşırı güzel. Bunların fincan altları daha farklı. Şunlar düz. Bunlar böyle. Aşağı doğru oval gidiyor. Tek olanları gösteriyorum. Tek. Şunlar 2 tane var. Tek. 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 Aa tek değilmiş. 2 taneymiş. Şöyle şunlar var. Bunlar hep tek. Şöyle.
6 şöyle, şu ikili. İkisi aynı. Şu da tek. 6 çok güzel. Şunlar benim kendime ayırdıklarım. Bu ikisini direkt kendime ayırmıştım. Bir de bunu şimdi kendime ayırdım. Aşırı beğendim onu. Böyle bakalım. Neyse hadi ben şimdi hemen şey yapayım. Şunları bir kaldırayım. Haydi ben kaçar. Ben de buradaymış kızlara. O kadar bana yardım ettiler. Tabii ki onları önümüzdeki haftalarda yemek yemeye götüreceğim Disburg'a. Ama şöyle güzel fincanlarımdan da Özge demiş şunları çok beğenmişti. Şunları koydu bana hediye ikili. Nurufer'e de iki tane farklı koydum. Onun sevebileceği. Nurufer de buradayken dedim kızlara hediyelerimi götüreyim. Valla şöyle hepiniz çekeyim de bilgimi de gösterin. Ha? Merhaba Özge'm renkli hayatı diyor. Yarın Özlem çekiyor. Vallahi. Buluşayım. Vallahi ne bileyim ki ben bir daha geleceğim İstanbul'a, bu sefer senden gezeceğim. Direkt abla pert. Vallahi bir daha. Seni götüreceğim bir daha. Sevgili görüngemin sevgili gördüğün renkli hayatının takipçileri. Evet. Beni de söyleyin. Aa dur ben çıkıyorum. Evet, beni de söyleyin. Ben de bana geldi, bize de misafir oldu. Ben? Vallahi ne güzel oldu kız. Benim için de hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Az durun. Sevgili kızımın sevgili takipçileri. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Umre'den geldim bu sabah itibariyle. Çok yorucu ve çok böyle güzel bir umre yaptık elhamdülillah. Her anını her dakikasını değerlendirdik arkadaşlar. Geldiğimde inşallah sizlerle böyle bir uzun konuşma yapacağım. Sizlere özellikle güzel güzel anlatacağım inşallah. Hepinize şöyle alayım hepinize de. Evet, Nebi yengemi de göster. Gerçekten çok güzel ve çok yoğun, çok yorucuydu. Ama elhamdülillah Allah bir olsun hasta olmadan, bir yerimize bir şey olmadan sağ salim geldik. Dilerim herkes Rabbim gitmeyi nasip eder en kısa zamanda. Amin. Bu şekilde amin. İstanbul'da da bu vesileyle geldim. Annem babam burada. Açıktan gel çevir Nebi yengemi de görelim. Bütün sevdiklerimizle birlikte çok güzel abim de var burada. O da geldi. Bir tek şarkı da gelemedi. O da işlerinden dolayı olmadı. Yarın da geldi. Tüm kardeşler aile buradaydık yani. Ah mis. Hiç bir düğünlerdi benim için. Yarın akşama kadar buradayım arkadaşlar. Yarın akşam da Çanakkale'ye gideceğiz inşallah arkadaşlarla. Ay ablam geldi. Oralardan belki şansım olur da çekim yapabilirsek. Çünkü kahvedeli çekim yapamadım. Çok yoğun ve çok kalabalıktı. Telefonu elimize alıp da çekim yapma şansımız yoktu. Zaten çekemezdim de. Zaten çünkü çekim yapmaya gidiyor ya. Aynen. Orayı gösteriyorsunuz. Olmuyor. Olmuyor yani. Ama herkese tavsiye ederim gitmeden her zaman. Direkt nereye gidiyorsun? Kız seni çalıştırıyor mu? Ağabam en küçükleri sen mi kaldın? Merak etmeyin. Ben yakında geleceğim. Diyorum ya yakında geleceğim. Aynen, gel bekliyoruz. Satışları iyi mi kızım? Nasıl? Efendim? Satışları iyi mi? Güzel Allah'a şükür. Elhamdülillah. Vallahi Allah'a şükür güzel gidiyoruz bakalım. Nasıl anlamazsın? Tamam ya. Şey diyorlar. Vallahi hemen şöyle gelir gelmez annemleri çektim size gördünüz. Vallahi şuralar hep böyle lekeli. Az sonra telefondan da göreceksiniz ama sıçrıyor. O yüzden yoksa ki pislikten falan değil sıçrıyor etrafına dönüyor. Lahmacun şey sıçramış da vallahi Özge hemen böyle bir yandan yapmaya başlamış. Ben gelene kadar birer park böyle zaten hazırlamış. Ay ben çok acıktım ya vallahi denedim. Oturun sıcak gelen. Vallahi dayanamayacağım. Benim çoluk çocuk burada, babam da burada. Of efsane. Oğlum özledin mi beni? Ne yaptınız evde? Yesene oğlum. Al ye çocuğum hadi. Ay fıstıkacan mesela. Fırt diye sık. Tamam sıktı. Ayran da var. Süper. Hadi bakalım bize afiyet olsun canlar. Ayran. Bana yarım koy yavrum. Tamam. Tamam. Dankeşön. Sen ne istiyorsun? Ayran mı kullanmak? Çok severim. Tamam. Anne. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Efendim çocuğum. Çok güzel bir haberim var. Güzel Türkiye'de hastaydı. Afiyet. Aynen öyle. Ha, çok bakalım. Kendime şöyle. İki tane. Ne oldu Ömer? Marulu mu dökülmüş? Aa ver al yıkayalım onları ver.
Limon gelmiştir. Tamam. Limon üstüne geldiyse gel. Nurüfer yıkayıversene gı. Kendime şöyle iki tane küçük yapıyorum. Bakın. Fındık lahmacun yapıyorum kendime. Vallahi biz yedik doyduk. Bacımın kesesine bereket. Eline koluna sağlık. Vallahi bugün sabah bir mesaj attım ki Özge dedim canım dedim acayip lahmacun çekiyor. Abam dedi. Vallahi öyle dedi ama. Evet. Dedi yani. Genelde ben hep ben... söylemediği şeyleri söylediğimi gösteriyor mu insanların? Ben yemek konusunda şey yapmam. Hatta ben şey dedim. Hani ben alayım da dedim. Hadi yapalım. Yok abla dedi. Sen dedi dükkanda dedi işlerini hallet dedi. Ben dedi malzememi alırım dedi. Hamurumu yoğururum dedi. Sen dedi dükkandan sonra gel dedi. Ben sana dedi yaparım abam dedi. Sağ olsun yavru kuşum benim. Ondan sonra şöyle iki tane minnak yapayım. Aslında demin yedim de. Sonra işte midem bir tıkanınca yiyemedim. Şimdi şöyle iki tane minnak yapayım dedim. Hemen çayımızı da koyalım ya. Bayağı yapmış onu. 700 gramdan yapmış. Şimdi bunu biz ne yapacağız biliyor musunuz? Buzluğa koyuyoruz şöyle. Buzluktan çıkan kıyma olmadığı için tekrar koyuyoruz. Yani taze alınan kıyma olduğu için şöyle ağzı kilitli olan torbalara koyuyoruz. Atıyoruz buzluğa derin dondurucuya arkadaşlar. Sonra derin dondurucudan çıkarttığınızda aynısı böyle mis gibi oluyor. Çok da pratik oluyor. Çok pratik hatta oluyor. Bunu şey yapayım Özge ben bir yer o zaman. Ne? Bak lahmacun değil de. Böyle. Yok. Pide. Pide de olur aynı. Pide yapayım bir gün. Neden bak haftaya olmasın? Cumartesi günü Selma ablaları çağıracağım ben. Cumartesi günü Turgut gelmeden. Aynen. Ben de toplanırız. Bana gelsinler. Çünkü herkesi gezdik kaç kere. Ben daha davet etmedim kimseyi. Çalışan bayan olarak. Dedim haftaya cumartesi Selma dedim. Haftaya cumartesi günü bana gelecekler. Ben bundan etli şey yapayım. Pide yapayım ben. Şu hamuru da. Güzel duruyor. İçine birazcık da maydanoz kıyarım. Lavaş yapayım ben. Onu hemen şimdi yapalım gel. Ha üşenmezsen yapsana. Ha yapalım. Şöyle. Bunlar pişiyor. Şu kadarcık da şey kalmış. Dedim ki gel dedim onları dedim şöyle minnak serme yaparız. Yarın sabah yersiniz de kahvaltıda. Aynen. Çok unlamışsın bunları. Her şey o diye yapışıyor birazcık. Evet. Yapıştı diye. Mayalı mıydı hamurun? Hehe. O zaman güzel kabarır şimdi. Şöyle. Onları da şöyle koyayım. Şöyle koyayım. Aa bugün ne? Marul canavarı. Masada artan bütün marulları yedi. Bileyen marul yedi. Tavşan öyle. Bir de limon gelmiş dedi. Demiş ki Nurufer'e bir de onları attırdık. Evet sinirlendi limon tadı var diye. Ya manyak bu uşak ya. Bayılıyor yani. Manyak derken o adam da söylemiyorum arkadaşlar. Yani hoşuma gidiyor tabii çocuğum bu kadar çok sebzeyi sevmesi. Mikal sebze yemediği için. Ama bu uşak maşallah her şeyi seviyor. Bu uşak hem et delisi hem tavuk delisi. Cips yer gibi yiyor dün geç. Daha yapma suratını şöyle. Vallahi çok kötü görünüyorsun. Ömer! Allah Allah çirkin Betty.